Kıymetli il yönetimimiz, yöneticilerimiz, kıymetli ilçe başkanlarım, partililerim, kıymetli milletvekili İYİ Parti'den milletvekili aday adayı Gökhan Şahin Bey başkanım, kıymetli misafirlerimiz, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün yine İYİ Parti'den bir cesur yüreği burada ağırlıyoruz ve milletvekili aday adayı açıklamasını kendilerinden alacağız inşallah. Ben çok kıymetli kardeşime öncelikle sözü veriyorum. Kendileri açıklamalarını yapsınlar. Ondan sonra birkaç kelimede biz hayırlı olsun babında konuşacağız ve sonlandıracağız toplantımızı. Buyurun başkanım. Sayın İl Başkanım, değerli yönetim kurulu üyeleri, basınımızın kıymetli temsilcileri, hepinizden kalbi duygularımla sevgi, saygı, hürmetle selamlıyorum. 2023 yılında yapılacak olan genel seçimlerde İYİP ve Cesurlar Hareketi'nin bir neferi olarak başladığım bu kutlu yolda hep beraber Malatya'mıza hizmet noktasında milletvekili aday adaylığını açıklamış bulunmaktayım. Kurulduğumuz günden bugüne kutlu yürüyüşümüze emek verip, hizmet verip, il ilçe başkanları, yönetim kurulu, mahalle başkanlığı yapmış, her biri birbirinden kıymetli, değerli arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 2023 yılı Türkiye'nin içinde bulunduğu çıkmazlardan çıkaracak olan kadroları başta Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendi olmak üzere İYİ Parti ailesinin bu kadrolara ekonomiden tarıma, Türkiye siyasetinin bütün eksenlerini kaldırabilecek, tekrar yeniden canlandırabilecek güç ve kudrete sahip bir ekibiz. Yapamazlar, dağılırlar, bunlardan olmaz denildiği zaman Sayın Genel Başkanımız önderliğinde bunların hepsini birer birer aşmış bir hareketin temsilcileriyiz. Malatya'da bugün baktığımızda AK Parti kalesi gibi görünen, temsili noktasında fazla oy alarak ve kendilerini Malatya'da güçlü zanneden AK Parti zihniyetinin iyi ve cesurlar hareketi olarak bizler burada vekiller çıkartmaya talibiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. yılını tamamlarken Sayın Genel Başkanımızı ve Malatyalıların teveccühüyle, kıymetli oylarıyla başbakan yapmaya hazırız. Bu kadro burada mevcut. Sayın Teşkilat Başkanım Hakan Yılmaz olmak üzere, değerli yönetimi olmak üzere il ilçe başkanlarımız hepsi birbirinden kıymetli, eğitimli, siyaseten kendini tamamlamış şahsiyetlerdir. Bu seçim sürecimizde bizlere önderlik edecek ve İYİ Parti iktidarını bizlere yardımcı olacak, yol açacak kadrolar teşkilatlarımızdan mevcuttur. Aynı şekilde İYİ Parti'ye gönül vermiş ve malumunuz Sayın İl Başkanımızın da söylediği gibi aday adaylarının her geçen gün arttığı İYİ Parti'de hepsi birbirinden kıymetli, hepsi birbirinden değerli ve Malatya kamuoyuna mal olmuş ve takdir kazanmış şahsiyetlerdir. Ben değil, biz desturuyla hareket eden iyiler hareketiyiz biz. Burada isimler üzerinden takılıp kalmaksızın teşkilatımızın şemsiyesi altında Sayın Genel Başkanımızı başbakanlığa taşlandıracak bir hareketin temsilcileriyiz. Sayın Genel Başkanımız, sizlerin de takdir edilir ki ve takip etmiştirsiniz mutlaka. İyi ve Cesurlar Hareketi'ni şu sözlerle daha iyi tatmin etmekte, daha iyi tanıtmakta. İyi Parti, kula kul etmeyenlerin partisidir. İyi Parti, ona buna eyvallah etmeyenlerin partisidir. İyi Parti, Türk'ün varoluş iradesidir. İyi Parti, icazetini sadece milletinden alanların partisidir. Mayıslar bizimdir. Bu duygu düşüncelerle bugün toplanmamıza vesile oldunuz. Hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunarım. İnşallah İYİ Parti ailesi olarak Malatya'dan milletvekilleri çıkartacağımızdan zerre-i miskal şüphemiz yok. Şimdi büyük bir ihtimal bu programdan sonra birilerinin uykuları kaçacak. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Evet, kıymetli milletvekili adayımız Gökhan Şahin Bey, çok kıymetli il yöneticilerim, ilçe başkanlarım, kıymetli misafirlerim, Gökhan Bey'in gönüldaşları, dostlar, arkadaşları,
Ben kıymetli kardeşimi kutluyorum. Malatya'da tanınan, bilinen, sevilen bir sima, sevilen bir ailenin çocuğu. Ben kendisini Rabbim anında yazdıysa olacaktır ve olduğu zaman da memleketimizi, Malatya'mızı ve partimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edecek yeterliğe, erke sahip olduğunu inananlardanım. Ben kutluyorum kardeşimizi. Bu çıktığı kutlu yolda bizler yanında olacağız. Kendisine kardeş olacağız, yoldaş olacağız. Kapı kapı, gece gündüz milletvekili adaylarımız için çalışacağız ve kazanacağız. Kıymetli misafirlerim, malum her gün bir tane milletvekili adayımız gelip açıklama yapıyor. Tabii ben siyasi rakiplerimizin biraz önce uykularını da işte 46-47 civarında oldu milletvekili aday adayımız. İnşallah bu sayı seçim şeysine girince, aday resmi açıklama şeysine girince, takvim açıklanınca 100'e yaklaşacağına eminim. Birbirinden kaliteli, pırıl pırıl, tamam, vizyon pırıl pırıl arkadaşlarımızla sahaya çıkacağız. Kıymetli misafirlerim, kıymetli basın mensupları, memleketimiz dar bir boğazdan geçiyor. Ekonomi tüm vatandaşlarımızın buram buram en ücra hücrelerine kadar hissedilir durumda. Adalet inanan kim? Buna dejener ettikleri, alt üst ettikleri yargı sistemine ihtiyaçlar olacak. Darmadağın ettiklerinin hepsi kendileri de farkında. Eyvah diyorlar, biz ne yaptık? Cenab-ı Allah, evet, sultanların sultanı orada bir hesaba çekecek. Biz hesap verme şuuruyla hareket eden bir partiyiz. Bugünkü yaptığımız icraatların mutlaka bir gün gelip hesabının sorulacağından, hem bu dünyada hayatta sorulacağına inananlardanız kıymetli arkadaşlarım. Memleket vatandaş 36 diyorum, şurada 150 tane arkadaşımız var. Kredi borcu vardır. Taşıt kredisi, efendim ne bileyim, ev kredisi, ihtiyaç kredisi, banka kart kredisi, çiftçilik kredisi falan filan. Değil mi? 36 milyon. Kaç tane icra dosyası var bugün itibariyle icra dairelerinde biliyor musunuz? 26 milyon 500 bin icra dosyası var. Bu ne demek? Hanımefendi, memleketin yarısı icralık demektir. Dünyada hiçbir ülkede olmayan bir durumu yaşıyoruz. Maalesef AKP iktidarının, evet, bu saltanatı sürenlerin, bu soyguncu düzeni, bu milletin başına bela edenlerin memleketi getirdiği durum ortada. Bizler cesur, yürekli, temiz, iyi insanlar, memleketin içine düştüğü durumu buran buran da çıkın artık insanlarımıza. Bu durumu siz de anlatın. İçine lütfen. Yazık. Memleket gidiyor. Başka bir Türkiye yok. Bakın. Aslında hapsedilemeyecek kadar kıymetli. Buna kıymetli, tertemiz, pırıl pırıl oylarımızla gün iyilerin günü olacaktır. Güneşli günler yakındır. Az kaldı kıymetli partililerim, arkadaşlarım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kardeşim.